Anadolu insanının yeter söz milletindir çıkışıyla söz sahibi olmasını ve iktidarın millet iradesinin emrinde bulunmasını hazmedemeyenler, milleti vesayet altında... Demokrasinin katledilişini demokrasi bayramı ilan edecek kadar millete ihanet ettiler. Sözün millette olmasına tahammül edemediler. İstiklal için şehit olan milletten, istikbal için meclis kuran milletten, istikrar için iradesini ortaya koyan milletten korktular. Başbakanı idam edecek vahşete tevessül edecek kadar korktular. Sonuç, milletin iradesine darbe, demokrasi tarihimize kara bir leke. Vesayet kapısı böyle aralandı. Vesayetçi anlayış bu kara lekeyle palazlandı. Yeniden Büyük Türkiye diyerek sesini yükselten milletin sesini bastırmakla görevli apoletli maşalar dönemi böyle başladı. 1960'ta araladıkları milletle mücadele, millet iradesine müdahale kapısını 12 Mart muhtırası ve 12 Eylül darbesiyle tamamen açtılar. Yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Milletin iradesiyle buluştuğu demokrasi ve özgürlük pencerelerini kapattılar. İşkence ve idamlar üzerinden korkunun egemen kılındığı, vatandaşın tutsak yapıldığı, devletin kutsal sayıldığı siyasal düzeni ve toplumsal düzeni demokratik hukuk devleti ve anayasal demokratik sistem olarak sundular. Vesayetçiler, Anadolu insanının da misyonunu esaret, vizyonunu vesayet altına alabileceğini sandılar. Yanıldılar. Millet yılmadı, yıkılmadı, umudu terk etmedi. 1983'te vesayete ve tetikçilerine ilk ciddi uyarısını yaptı. Dayatmayı reddetti ve vesayetten uzak, kendisine yakın duranları iktidara taşıdı. 10 yılda bir darbe vuranları ve izlerini gelecek hikayesinden silme işine ve yeni bir kalkınma hamlesine girişti. Ama uzun sürmedi. 90'lı yıllara gelindiğinde korku kültürünün ve vesayetin yeniden kurulması için elindeki bütün kartları sahaya süren postmodern darbeciler, neo vesayetçiler sahneye çıktı. Terörden ekonomik krize, hukuk cinnetinden devlet vahşetine her yolu deneyen derin devlet yeniden tesis edildi. Mühendisliğini vesayetçilerin yaptığı, mimari projesini darbecilerin çizdiği eski Türkiye, bir kaçak yapı olarak mülkiyeti millete ait egemenlik alanında bu şekilde inşa edildi. Bu kaçak yapının önce yıkılması için siyasetten akademiye, ekonomiden sivil topluma, millet cengaverlerinin, medeniyet erlerinin ortaya çıkması ve sorumluluk alması gerekiyor. İdeolojilerini millete dayatanların, milleti vesayet çukuruna düşürmeyi maharet sayanların, sözde emek ve ekmek örgütlerini millet düşmanlarının sermayesi yapanların cirit attığı sendikal alandaysa Mehmet Akif İnan mücadele yolunu aydınlattı. Şehirden müdahalesini yapan kafalar bu memleketteki siyasi hayatı ve partileşmeyi sınırlamaya soyunduran. Yedi güzel adamın aruz üstadı Mehmet Akif İnan, 1992'de Eğitim Birsen'in kuruluşuyla başlattığı soylu mücadeleyi 1995'e gelindiğinde Memur Sen çatısı altında topladı. Mehmet Akif İnan önderliğinde ve Çağan Erdemliler Hareketi idrakiyle yola çıkan Memur Sen, emeğin, ekmeğin, alın terinin adalet sesi, mazluma, mağdura ve masuma merhamet nefesi olmak, vesayeti ve vesayetçilerin hakimiyetini bitirmede öncülük yapacak ortak akıl zirvesi olarak kuruldu. ...1995 genel seçimlerinde göreve gelen hükümet, vesayet rejiminin hiç de tasvip etmeyeceği adımlar atacak, ülke kaynaklarını millet için harcamaya,
özgürlükleri genişletmeye çalışacaktı. Çalışacaktı ama olmadı. Biraz evvel Sayın Cumhurbaşkanı'na istifamı sundum. 28 Şubat postmodern darbesi, hükümeti devirmekle ve siyaseti baskı altına almakla yetinmeyecek, millet iradesinin destekçisi gördüğü bütün kişi, kuruluş ve örgütlere de balans ayarı çekmeye yeltenecektir. Bugüne kadar asker maharetiyle yapılan darbeler eliyle kurulan vesayet sistemi, bu kez kurmaylığını askeri bürokrasinin yaptığı medya, siyaset, üniversite, ekonomi aktörleriyle birçok anayasal kurumun da yer aldığı bir konsorsiyum eliyle kuruldu. Erişkin bir insan olarak kararını verecek ve umuyoruz ki üniversitemize başını açarak gelecek. Millet inançları üstünden sınıflandırılıyor ve baskı her geçen gün artıyordu. Baskı arttıkça daha da dik durmak, safları daha da sıklaştırmak gerekiyordu. Baskılara rağmen Mehmet Akif öncülüğündeki memur sen, maddi zorluklara, manevi baskılara ve derin devlet aygıtının yıldırma çabalarına rağmen soylu sendikal mücadele yılmadan, korkmadan yürütüldü. Şehir şehir, ilçe ilçe, kurum kurum bütün Türkiye dolaşılacak, sendika büyütülecek, teşkilatlanma, Türkiye'nin sendikası, milletin ve ümmetin güven markası olma yürüyüşü koşuya dönüştürülecekti. Kimi zaman araç, kimi zaman yakıt yoktu. Fakat adanmış yürekler, inanmışlıkta zirve yapmış, azimli ve kararlı yiğitler, iyiye çağrı için erdemi kuşanmış erler var. 10 yılda yurdu demir ağlarla ördük marşını söyleyerek, milletin başına çorap örmeye çalışanların vesayetini ifşa ve imha etme potansiyeline sahip memur senin kurucusu Akif İnan, soylu mücadelenin 10. yılında iyi insanlar iyi atlara binip gittiler hükmünü hatırlatarak, Akif abinin vedasının ardından vefa sancağını sırasıyla Zübeyir Yetik, Fatih Uğurlu, Doktor Ahmet Aksu devraldılar. Sundukları katkının büyüklüğünü seslendirmeden, taşıdıkları yükün ağırlığından şikayet etmeden omuz verdiler Erdemliler Hareketi'nin hak davasına. Birkaç güzel insanla çıkılan yolda önce binleri, sonra 10.000'leri ortak ettiler soylu mücadeleye. Bu nöbet değişim sürecinde 1.000 yıl sürecek iddiasıyla gerçekleştirilen 28 Şubat darbesinin ürettiği vesayet ikliminin gölgesinde 2002 seçimleri yapıldı. Millet iradesine bir kez daha sahip çıkarak yeter söz milletindir'den de öte söz sadece milletindir haykırışını... Genel Başkanımız salonumuza teşrif etmişlerdir. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Dar zamanda düşmanların altına at olanlar safımıza gelmesin. Garibanın, fukaranın sırtına bit olanlar safımıza gelmesin. Ağırlık, irilik ölçüsün bırak, tartıya vurulmaz beyinle yürek. Bu ülkede iman gerek, ruh gerek, et olanlar safımıza gelmesin. Paralamız her zamanda her yerde, ölmek var da baş eğmek yok namerde. Bu imana, bu ülkeye, bu derde yad olanlar safımıza gelmesin. Sayın Genel Başkanım, Sayın Büro Memur Sayın Genel Başkanım, Genç Memur Sayın Genel Başkanım, İl Milli Eğitim Müdürüm, Kurum Amirlerimizin değerli müdürleri,
memur senimizin ilçe başkanları ve memur sen birimlerimizin ilçe başkanları yakın illerden Ordu, Giresun, Trabzon il başkanlarımız ve protokolün değerli üyeleri, memur senimizin birim başkanları ve yönetimleri, hanım komisyonlarımızın değerli başkan ve üyeleri, okul ve kurum amirlerimiz, siz değerli hanımefendiler, beyefendiler, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Hedef 1.111.111 üye memur sene davet, tercih, evet, Samsun buluşmamıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Gündemi arz ediyorum. Fatiha ve İstiklal Marşı, tanıtım CD'miz programın başında arz edildi. Şube başkanımızın açılış konuşmaları, Büro Memur Sayın Genel Başkanımızın konuşmaları ve akabinde Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanımız Ali Yalçın Bey'in konferans sunumları olacak. Hediye takdimiyle inşallah programımızı hitama erdireceğiz. Şimdi sizleri bir Fatiha okuyarak İstiklal Marşımızı söylemeye arz ediyorum. Buyurun. Teşekkür ediyorum efendim. İyiliğin iş gören eller olarak tüm dünya mazlumlarına sınırları aşan yardımlarımızla ümmeti sımsıcak kucaklama kaygımız olduğunu gösterdik. Tüm bu nedenlerle özgür millet, bağımsız devlet idealiyle bu örgütlenmenin içinde olmak, bize göre çağın en soylu eylemine imza atmaktır. Bu soylu eylemimizin bayrağını Samsun'da dalgalandıran Memur Sen ve Eğitim Bir Senimizin Şube Başkanı Sayın Necdet Güneysu'yu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Türkümüz dünyayı kardeş bilendir, gökleri insanın ortak tarlası ve selam. Sayın Genel Başkanım, Büro Memur Senimizin Genel Başkanı, Genç Memur Senimizin Genel Başkanı, komşu illerimizden gelen Memur Senimizin il başkanları ve Memur Senimizin Samsun'daki şube başkanları, Memur Sen'e gönül vermiş dostlarımız, hanımefendiler, beyefendiler. 1.111.111 üye Memur Sen'e davet, tercihimiz evet buluşmamıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Değerli dostlar, Sayın Genel Başkanım, bizler Samsun'da Memur Sen ailemizin 22 bini aşkın fertleriyiz. Bugüne kadar genel merkezimizden almış olduğumuz ifade ve hızımızla Samsun'da üzerimize ne düşmüşse bıkmadan, usanmadan, yılmadan yerine getirdik. Gücümüzü inancımızdan, haklı mücadelemizden aldık. Adalet, özgürlük, eşitlik, alın teri kavramlarını yerli yerine oturttuk. Samsun'da memur senimizi hak ettiği yere getirdik. Genel merkezimizin, genel başkanımızın çizmiş olduğu yolda, zirveden ufuklara yolculuğumuzda bıkmadık, usanmadık. Önümüze koyulan taşları, engelleri bir bir aşarak buraya geldik. Bedenimiz burada oldu, Samsun'da oldu ama yüreğimiz Türkiye'de, mazlum coğrafyalarda ve tüm dünyada oldu. Onun için bu memur senimizi bizlere emanet eden başta kurucumuz Mehmet Akif İnan'ımız, yol arkadaşları, dava dostlarının gönüllerine asla ve asla ihanet etmeyelim diye üzerimize ne düşüyorsa var gücümüzle çalıştık, çabaladık. 28 Şubatlarda durmamız gereken yerde durduk. 27 Nisanlarda durmamız gereken yerde durduk. 15 Temmuz'da durmamız gereken yerde durduk ve genel merkezimizin gösterdiği ufuklara yürümek için istikametimizde yürüdük ve yol aldık. Şimdi üzerimize bir sorumluluk daha düşüyor. 1.111.111 üye memur sene davet, tercihimiz evet yolunda, üzerimize düşeni elbette yapacağız. 16 Nisan'da tercihimiz nettir, tarafız. Haktan, adaletten, özgürlükten yana tarafız. Her şey, bütün kötülükler geri kalsın diye tercihimiz evet olarak tarafız. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere Ankara'dan gelen misafirlerimiz bizi şereflendirmişlerdir. Kendilerine, sizler adına, memur senimiz adına, ailemiz adına bir kez daha teşekkür ediyor. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi sizlere Büro Memur Sen Başkanımız Vecdi Yanmaz Bey hitap edeceklerdir. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Buyurun başkanım. Kim demiş her şeyin bitişidir ölüm? Destanlar yayılır mezarlarımızdan. Memur Sen Destanı'nın çok kıymetli Genel Başkanı, Destanı'nın uç beyleri Memur Sen Başkanlarımız, bağlı sendikalarımızın şube başkanları, değerli il müdürlerim, kıymetli konuklarımız, sendikamızın can suyu kıymetli üyelerimiz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnanmış 14 güzel insanla çıktığımız yolda Allah'a şükürler olsun binleri, 10 binleri, 100 binleri, 2016 Mayıs itibariyle de 1 milyona ulaştık. Bu davayı, bu sevdayı sizlerle beraber büyüttük. Sendikacılığı bizden önce yapanlara inat, onların ötekileştirmesine, Kürt, Türk, kardeştir, hep birlikte bu iş yapılabileceğini sizlerle beraber biz gösterdik değerli dostlarım.
Sendikacılığı bir kurgu olarak kurgulamışlar. Bu oyunda bizim de pozisyonumuzu alacağımızı, belki de bu oyunda bize hiç yer olmadığını düşünüyorlardı. Onlar sendikacılık adına birini sağcı, birini solcu, birini şucu, birini bucu yapmış, bu ülkede kısır bir döngüyü döndürmeye çalıştılar. Siz bu oyunu bozdunuz. Memur Sen bu oyunu bozdu. Bu işin en güzel şekilde yapılabileceğini sizlerle beraber hep birlikte kanıtladık. Bu algıyı, bu ortadaki olumsuz gidişatı sendikacılık olmadığını hep birlikte dur dedik. Bizden önce sendikacılığı sağa solu yıkmak, ortalığı birbirine karıştırmak ama hak almaya gelince hiçbir şeye el sürmemek adına yapanlara inat, sendikacılığı önce adam gibi bir çizgiye getirdik. Biz hizmeti, milleti önceleyen bir sendikacılıkla hareketimizi devam ettirdik ve geldiğimiz noktada Türkiye'de sendikacılık adına ne varsa ortaya biz koyduk. Kazanımlarımızdan hepsinden bahsetmem mümkün değil. Ancak birkaçına değinerek de devam etmek isterim. Değerli dostlar, Türkiye'de memurun emekli maaşı 1300 liralardan daha öteye geçemeyen küçücük rakamlardaydı. 2013-2015 toplu sözleşmeleriyle memurumuzun en düşük emekli maaşını Allah'a şükürler olsun 2000 TL'lere çıkardık. Emekli ikramiyelerimizle dalga geçiyorlardı. 35 bin lirayı bulana sen buna şükret diyorlardı. Allah'ın izniyle yine bizim imzaladığımız toplu sözleşmelerle bugün 70 bin, 100 bin, 115 bin liralarda ikramiyelerimizi almaya başladık. Kadınlarımızın haklarını hiçe sayıyorlar. Sokakta pazarlamasını yapıp sömürüsünü yapıyorlardı. Ama kadın hakları adına bir tane imza atamadılar. Onlarca yıl, 9 yıl boyunca da toplu sözleşme, toplu görüşme masalarına onlar da oturdular. Ama biz kazanım adına hiçbir şey görmedik. Analarımızın, annelerimizin analık izinlerini, süt izinlerini, engelli çocuğu olan annelerimizin pozitif ayrımcılığa tutulacağı, engelli çocuğu olan annelere kazanımlar elde eden sözleşmeleri hep birlikte biz imzaladık. Onlar bu işin sadece edebiyatını ve sömürüsünü yaptılar. Sendikacılıkta apayrı çığırları beraber açtık. 4C'liler bugün en çok itiraz edilen, en çok bizimle beraber sıkıntılarını yaşadığımız insanlar, arkadaşlarımız, iş hayatımızdaki en mağdur sınıf. Biz bunların sendika üye olabilmesi için davayı biz açtık. Biz kazandık. Saflarımıza biz arkadaşlarımızı kattık. Biz onlara temas ettiğimizde 600'da, 800'da gibi rakamlarda maaş alıyorlar. Yılın 11 ayı çalıştırılıp ondan sonrasında ne zaman işe başlayacakları belli olmayan bir gruptu arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Memur Sen olaya el attı. Bizim atmış olduğumuz imzalarla arkadaşlarımızın en düşük maaşını 2000 liralara çıkardık. Yine aile yardımlarını, ikramiyelerini, ek ödemelerini bizler aldık. Ancak ne 4C ne 4B bizi tatmin etmiyor. Devletin bir memuruna düz, bir memuruna şaşı, bir memuruna başka bir bakış açısıyla bakması kabul edilebilir değil. Bizim açımızdan tüm vatandaşlarımızın kıymetli olduğu gibi tüm memurlarımız da eşit haklarla çalışma hayatındaki yerini almadan biz asla rahat etmeyeceğiz. Onun için 4B, 4C istemiyoruz. Tüm arkadaşlarımızın kadrolu olarak çalışma hayatına devam etmesini istiyoruz değerli dostlarım. Değerli arkadaşlar, sendikal bakış açısıyla baktığımızda önümüzde 3 önemli ay görüyoruz. 1 Nisan ayı, Mayıs ayı ve bunların finalini yapacağımız Ağustos ayı. Nisan ayında Memur Sen kuruluş felsefesine uygun olarak yine milletinin değerlerine, milletinin varoluşuna devam etmesi için referandumun 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda çalışmalarımızı başlattık. Memur Sen'e davet, tercihe evet zaten bu kampanyanın yürütülmesi aşamasındaki birinci önceliğimiz oldu. Genel Başkanımızla beraber tüm illerimizi geziyoruz. Ve sizden Nisan ayında rahmetli Adnan Menderes'le çıkılmış yeter söz milletindir diyen vesayete, statükoculara karşı çıkma sözümüzü yerine getirmek adına savunan adamın devam ettirdiği, rahmetli Özal'ın, Muhsin Yazıcıoğulları'nın belli bir aşamaya getirdiği davamızda Allah'ın izniyle uzun adamla da devam ettiğimiz bu yolda inşallah önümüzdeki sürecin, vesayetin mumlarından birini daha 16 Nisan'da hep birlikte bu mumun bir tanesini bir daha söndüreceğiz. Hep beraber evet diyeceğiz. Evetimizin sebebi vesayete dur demektir. Evetimizin sebebi
milletimizi daha büyütmektir. Evetimizin sebebi mazlumların umudunu daha büyütmektir. Sadece kuru kuruya 3 tane hak, 5 tane madde olarak meseleye bakamayız. Bizim baktığımız yer kurucumuz Akif İnan'ın bizim kulağımıza fısıldamış olduğu davamızdır. Bu millet bizden çok şey bekliyor. Çok da şey yaptık hep birlikte. Dünya mazlumları bizden çok şey bekliyor. Halep sınırına hep beraber cilve göze geçtiğimiz aylarda beraber dayandık. Ne yapıyorlardı? Halep'i bir abluka altına almış mazlum küçücük çocukları dahi vurup oradan çıkmalarını engelliyorlardı. Memur sen kendisiyle beraber hareket eden STK'larla kapıya dayandıktan sonra takip ettiniz mi? Birleşmiş Milletler'den hemen ablukanın yarılması, açılmasına dair kararlar aldı. Farkında mısınız? Bunları siz yaptınız. Bunları memur sen yaptı. Ta oralara kadar uzandınız. Mazlumun, mahzunun umudu oldunuz. Allah'ın izniyle bu umudu 16 Nisan'daki referandumla beraber büyüteceğiz. Birinci görevimiz bu. Milletimize, mazlumlara borcumuz var. Bizden beklentileri var. Biz onların arkasında durmaya devam edeceğiz. Yine önümüzdeki Mayıs ayında, 2017 Mayıs ayında birlerle başlayan hikayemizi 1.111.111'e hep birlikte getireceğiz. Var mısınız? Siz zaten 1 milyonu yapmış bir teşkilatsınız. Ama birler bizim için çok önemlidir. Her birimiz olduğumuz kurumda şöyle bir geçmişinizi hatırlayın. İçinizden böyle bir sızının sızladığını, bir duygusal kaplama olduğunu ben inanıyorum. Hepimiz birlerle başladık. Ben de birlerle başladım. Ama 1 milyonu yaptık. Allah'ın izniyle Sayın Genel Başkanım 1 milyon 111 bin 111'i de hep birlikte Mayıs ayında yapacağız. Ve bizim finali olan Ağustos ayındaki toplu sözleşmemizde bir sürü daha bekleyen sorunlarımız var. 4B'yi 4C'yi söyledim. Her bir kurumuzla ilgili defaten söylenebilecek çok fazla şey var. Ama 2015 toplu sözleşmesinde 213 kazanımı beraber elde ettiysek bize daha 213 kazanım daha elde edecek sözleşmelere güç verecek sayıyı hep birlikte yapalım. Hep birlikte haklarımız için sonuna kadar mücadele edelim. Sözlerimi çok uzatmadan biz memur olarak bir daha hatırlatarak bitirmek isterim. Mazlumun, mahzunun, milletin biz beklentisi içerisinde olduğunu biliyoruz. Siz olduğunuzda onlar büyüyecektir. 2016 yılında çok geçmişte değil, daha 6 ay bile olmamış. 4 ay öncesindeki bir yıldan bahsediyorum. 16 tane operasyona tabi tutulmuş bir milletiz. Üzerimizde çok fazla beklentiler, çok fazla oyunlar var. Buna da dur demek için yine var gücümüzle çalışalım. Milletimizi büyütelim, sendikamızı büyütelim, haklarımızı hep birlikte alalım diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Büro Memur Sen Genel Başkanımız Sayın Vecdi Yanbaz Efendi'ye teşekkürlerimizi arz ediyoruz bu bilgilendirici konuşmalarından dolayı. Şimdi gecemizin programımızın sunu konferans kısmına geçmeden önce telgraflar var, onları arz edeyim. Sayın Necdet Güneysu, Memur Sen İl Temsilcisi, nazik davetinize teşekkür ediyorum. Yeni şube binanızın açılışına ve düzenlemiş olduğunuz Memur Sen'e davet, tercih evet konulu konferansınıza yoğun programımdan dolayı katılamıyorum. Programınızın amacına ulaşması temennisiyle şahsınızda emeği geçenlere teşekkür eder. Tüm katılımcıları selamlarım. İbrahim Şahin, Samsun Valisi. Sayın Necdet Güneysu, nazik davetinize teşekkür ederim. Memur Sen'e davet, tercih, evet konferansınıza mazeretim nedeniyle katılamıyorum. Konferansın vatanımıza, milletimize ve sizlere hayırlar getirmesini temenni eder. Şahsınızda tüm katılımcılara selam ve saygılar sunarım. Orhan Kırcalı, Samsun Milletvekili. Sayın Necdet Güneysu, Memur Sen'e davet, tercih, evet konferansınıza nazik davetiniz için teşekkür ederim. Daha öncesinde kesinleşmiş programım sebebiyle davetinize üzülerek icabet edemeyeceğim.
Bu önemli organizasyon vesilesiyle sizi ve şahsınızda konferansa katkılarını esirgemeyen herkesi yürekten tebrik eder. Konferansa katılan kıymetli hemşehrilerime saygı ve selamlarımı sunarım. Akif Çağatay Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanı. Konuşmalarına başlamadan önce Ali Yalçın kimdir? 1975 yılında Tokat'ın Artova ilçesinde Ahmet Danışment Köyü'nde doğdu. Sırasıyla Ahmet Danışment Köyü İlkokulu, Artova Yibo, Tokat Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Bölümü, Talaşlı ile Üretim Öğretmenliğini bitirdi. Milli Gençlik Vakfı Gazi Üniversitesi Öğrenci Başkanlığı ve Milli Gençlik Vakfı Üniversite Öğrenci Yurdu Müdürlüğü yaptı. İlk görevine Şırnak İstiklal İlköğretim Okulu'nda başladı. Şırnak'ta öğretmenlik ve müdür yardımcılığı olmak üzere 5 yıl görev yapan Yalçın, daha sonra İstanbul Sultanbeyli Halk Eğitim Merkez Müdür Yardımcılığı, Maltepe Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu Müdür Vekilliği, Sancaktepe Halk Eğitim Merkezi Kurucu Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Memur Sen İstanbul İl Sekreterliği yaptı. Sancaktepe Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği, Çalışma Hayatı ve Sendikal Haklar Çalışma Grubu sorumluluğu görevlerinde bulundu. 2004'ten itibaren Eğitim Bir Sen İstanbul 4 Nolu Şube Başkanlığı'nı yürüten Yalçın, aynı zamanda Pendik Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu Müdürü olarak görev yaptı. Yönetici sınavlarına hazırlık, şeflik sınavlarına hazırlık ve görevde yükselme sınavlarına hazırlık olmak üzere 3 adet kitabın yayınlanmasında görev alan Ali Yalçın, aynı zamanda Maltepe Üniversitesi'nde eğitim yönetimi ve denetimi yüksek lisansı yaptı. 19-20 Şubat 2011 tarihinde yapılan 4. Olağan Genel Kurul'da Genel Basın Yayın Sekreterliğine seçilen Yalçın, 21-22 Şubat 2015 tarihinde yapılan 5. Olağan Genel Kurul'da Genel Başkanlığa seçildi. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Necip Fazıl'ın çilesini kuşanmış, Nuri Pakdil'in klas duruşunu sendikacılığa uyarlamış, Sezai Karakoç'un diriliş muştusunu gençliğe miras olarak aktarma kaygısıyla yoğrulmuş, aynı düşünce ekseninin derviş ruhlu, şairi, mütefekkiri ve aksiyon adamı, Mehmet Akif İnan'dan devraldığı emaneti zirveye taşımış bir teşkilatız. Zirveden yeni ufuklara diyerek, bu emaneti tüm cihana ulaştırma sevdasında olan emek ve hak mücadelemizin lideri Memur Sen ve Eğitim Bir Senimizin Genel Başkanı Muhterem Ali Yalçın Bey'i konferanslarını sunmak üzere huzurlarınıza arz ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Anne karnında bir cenin gibi yere eğilmişti, yüzünde sinekler uçuşuyor. Yeri eşeliyordu. Kaç gün olmuştu acaba karnına bir lokma girmeyeli? Kemikleri sayılıyordu. Karnı sırtına yapışmış, az ileride bir akbaba fırsat kolluyordu. Calvin Carter, manzarayı gördüğünde işte bu dedi. Resmedip dünya gündemine verdiğinde herkes resmi çok kıymetli buldu ama herkesin aklına bir soru kalırken Calvin Carter dünya fotoğraf ödülünü aldı. Ve insanlar o soruyu sordu. Calvin Carter çocuğu Sudan'daki mülteci kampına teslim etmişti yoksa akbabanın insafına mı terk etmişti? Bu soru çoğaldıkça Calvin Carter, ben gazeteciydim. İnsan olduğumu hatırladım dedi ve girdiği duygusal türbülanstan çıkamayarak intiharı seçti. Yer Arakan. Anne 1,5 yaşındaki çocuğuyla yürürken Budist çeteler Müslüman kadını katlettiler.
Çocuk annenin başında bekledi. Bir miktar sonra acıkmıştı, anlaşılan ki ölmüş anneyi ölümüne emmeye başladı. Fotoğraf çok acıydı. İnsanlığın sınıfta kalışının resmiydi. Aylan bebek sahile vurmuş. Ümran bebeğin bakışları bütün insanlığı kavurmuştu. Yer küremiz kan revan içerisinde. Yer küremiz acılarla yüzleşiyor. Yer küremiz adaletsizliklerle yüzleşiyor. Kristalize edilen, paramparça bölünen, sınırları cetvelle çizilen ülkeler iliklerine kadar sömürülüyor. Öyle diyor şair. Küçük bir oda gibi. Coğrafya atlasına sınırları kanla değil, kalemle çizilmiş ülkeyi bankalar, bankerler, tiröstler, tecim evleri, kravatlı, rüzgarsız saçları, boyalı potinleri, yüzleri karanlık bir gecede ay gibi parlayan faiz hadleri, cebleri teberru çekleri ve piyango biletleri, evler ölü çocuk kemikleri, acıyla yok edilmiş iskeletleri ve acıyla eritilmiş bedenleri. Kan gölünde yol alıyor onlar ve ayaklarının altı hala temiz onların, biliyorum diyor. Şair cümalini aldı. Yer küredeki adaletsizliği resmederken, kara kıtadaki sömürgeyi resmederken, fotoğrafı net olarak ortaya koyarken, ayaklarının altı hala temiz biliyorum diyor. Dünya nüfusunun 7 milyarın 7'de biri aç. 5'te biri dünya nüfusunun 1 doların altında ücret alıyor. Rockefeller yeni öldü. Nar içinde yatsın. 3 kişinin elinde bulundurduğu servet 43 ülkenin toplam milli gelirinden fazla. 62 kişinin toplam elinde bulundurduğu bakiye 3.62 milyar insanın payına düşenden daha fazla. Yeryüzünde 400 milyon yetim var ve bu yetimlerin ekseriyeti bizim coğrafyamızda, bizim medeniyet topraklarımızda, ümmetin yetimleri. Acılar, travmalar, savaşlar bizim coğrafyamızda. Batı oda konforunda, kafa konforunda bu coğrafyaya borçlu. Küresel emperyalizmin, vahşi kapitalizmin, istilacı siyonizmin düzeneğine inat, adaleti tabana yayma, refahı yayma, milli geliri düzgün taksim etme, insanca bir yaşam için insanca ücret alma ve ayakta kalma mücadelesini 25 yıl önce birilerle başlatıp 25 yıl sonra çeyrek asır bulan bu günümüzde 1 milyonu aşırarak 1 milyon 111 bin 111 hedefiyle 2017 15 Mayıs'ını hedefleyen teşkilatın liderlerine, uç beylerine, üyelerine, gönül erlerine, misafirlerine hoş geldiniz diyorum değerli dostlar. Memur sen, memur sen demek yasal haklarla helal haklar arasındaki makası birleştirmek demek. Memur sen demek memnu hakları almak, meşru hakları çoğaltmak demek. Memur sen demek ekmek mücadelesine, alın teri mücadelesine yeri bir anlam katmak, sendikacılıkta yeni sayfayı açmış olmak demek. Memur sen demek sendikacılığı köhne bir zihniyetin sopası ya da korsan gemilerin liman olarak adlandırılan ve yapanlara inat. Sendikacılığı esnafın camı, kaldırımın taşı, milletin arabasıyla sorunu olan vandalistçe yaklaşımlara, şiddete, anarşiye, terörizme teslim edenlere inat ya da devletin derinliğiyle çukur kısmıyla barışık hareket edercesine
antidemokratik süreçlerde masalara bildiri bırakıp bizimle hareket ederseniz güvendesiniz diyen, sendikacılığı devletin ileri karakolu gibi adlandıranlara inat, sendikacılığı insan merkezli, erdem merkezli, insan onuru merkezli yeniden yapılandıran ve sendikacılığa yeni bir anlam katan teşkilattır memur sen. Onun için bu teşkilatın bütün üyelerine yürekten teşekkür ediyorum değerli dostlar. Biz sendikacılığa 92 yılının 14 Şubat'ında memur sen ailesinin besmelesi ve siftahı olan Eğitim 1 ile adım atarken şair, yazar, mütefekkir, son devrin yedi güzel adamı diye ifade edilen münevver insanlarından Akif İnan'ın, Kudüs şairinin umudunu kırmak istercesine, ya Akif Hoca sen şairsin, sen bırak şiirlerine devam et, gelecek vadeden bir adamsın, edebi ürünler vermeye devam et dediklerinde, Akif Hoca sendikacılığı seçtiğinde ona, bu iş sizin işiniz değil dediler. Bu iş size göre değil. Siz bu işe göre değilsiniz dediler. Bu falan kesimin işi. Bu filan kesimin işi dediler. Sendikacılığı kamplaştıran, çatıştıran, kutuplaştıran, daha sonra vesayet odakları tarafından birbirine tokuşturan ve vesayetin arada el ovuşturduğu bir zemine kaynaklık teşkil etmesine vesile olanlar, bu iş sizin işiniz değil dediler. Sendikacılığı ya oradansın ya da buradansın. Ya komünistsin ya da faşistsin. Ya sağcısın ya solcusun. Ya kutsal devlet metaforunun adamısın ya da düşman devlet metaforunun adamısın. Ya törenin adamısın ya da terörün adamısın diye kamplaştıran, kutuplaştıran kesimler, bize inanmışsınız ama bu iş bu tabanda olmaz. Tıpkı 69'da bu ülkede tek başına yola çıktığında hoca, inanmışsın ama bir baharla çiçek, bir çiçekle bahar olmaz deyip umudu kırmaya çalıştıklarında, iman varsa imkan vardır mucibince, bütün baharlar bir çiçekle başlar deyip yola çıkan, azmini kırmayan, ülkenin atmosferini değiştiren ve bahara vesile kılan adamın, savunan adamın yola çıkışı gibi Akif İnan, umudunu kırmaya çalışanlara ölüm, ölüm bir tohumsa kefen zarında, gün olur, fışkırır, bir orman olur diyerek kendi dizesiyle karşılık verircesine, bir çekirdekten bir filizi, bir filizden bir fidanı, bir fidandan bir çınarı ve bir çınardan bir ormanı düşleyerek çıktığı yolculuk, bugün 11 hizmet kolunun tamamında yetkisiyle, 1 milyon üyesiyle, 3 milyon 200 bin kamu görevlisinin, 1 milyon 900 bin kamu görevlisi emeklisinin, toplam 5 milyon 100 bin insanın, 4 kişilik aile sayarsanız 20 milyon insanın yükünü taşıyan, toplu sözleşme masasında onun için ter akıtan, her 2 yılda bir toplu sözleşmeyle onun mutfağına yansıyacak olanı belirleyen yegane güç, kamu görevlileri sendikalarının heyet başkanı ve kamu işveren heyetinin karşısında bütün çalışanların temsilcisi konumuna gelmiştir. Bu teşkilatı bu iş size göre değil diyenlere inat, bu noktaya taşıyan teşkilatın bütün üyelerini yürekten kutluyorum değerli dostlar. Bize dünyada sendikacılığı seküler uğraş alanı olarak görüp sanayi devriminde emek yoğun ortamlardaki durumlara isyanın
itirazın bir neticesi olarak ifade edenlerin bize sendikacılıkta sizin takip ettiğiniz ekol hangisi diye soruyorlar. Hangi referanstan besleniyorsunuz? Sendikacılıkta hangi sendikal damarı takip ediyorsunuz? Memur sen sendikacılıkta bir başkasını takip etmiyor. 25 yıl önce sendikacılığın kitapta yeri var mı diye tartışanların sendikacılığın kitabını yazdığı bugünkü çeyrek asırlık bir mücadelede memur sen kendi değerlerinden besleniyor. Kendi medeniyetine yaslanıyor. Bizim sendikacılığımız üç boyutlu direnişten kaynaklı. Öyle diyor. Medeniyet öğretimiz bir kötülük gördüğünde elinle düzelt. Gücün yetmezse dilinle müdahale et. Ona da gücün yetmezse kalbinle buğz et. Bu imanın en zayıf noktasıdır diyor. Kalbiyle buğz edenler örgütsüz olan milyonlar. 100 milyonları da aşsa öfkesi duvarın dışına taşmaz. Sonuca ulaşmaz. Eliyle müdahale etme yetkisi, düzeltme yetkisi iktidar makamlarının, icra makamlarının işidir. Yönetsel mekanizmanın işidir. Diliyle müdahale etme yetkisi yan yana duran birlerin hikayesidir. Örgütlü gücün bereketidir ve sonuca etki edecek, yöneteni yönlendirecek mekanizmanın adıdır. Onun için son devrin mazlumlarından Bediüzzaman Said Nursi üçüncü aşamayı kastederken, örgütsüz olan milyonları kastederken üç tane bir alt alta kor toplarsanız üç eder. Ama yan yana dizerseniz, kol kola takarsanız, aynı hedefe yönlendirirseniz 111 hükmündedir diyerek bereket ve heybetin örgütlü olmaktan, yan yana durmaktan, kol kola girmekten, aynı hedefe inatla, ısrarla, sabırla, sebatla yürümekten geçtiğini ifade ediyor. Onun için memur sen hikayesi 1'ken 11, 11'ken 111, 111'ken 1111, 111.111 ve bugün 1 milyon 111.111 111 yan yana duran birlerin, kol kola giren birlerin oluşturduğu bereket ve heybetin hikayesidir. Onun için değerli dostlar, bizim varlığımız, bizim sendikacılığımız kendi değerlerimizden emri bil maruf nehyanil münker, iyilikleri önermenin ve kötülükleri önlemenin iz düşümüdür. Biz sendikacılığı vandalistçe yaklaşımlardan çıkaran bir teşkilatız. Hak aramayı erdemli bir mücadele alanı olarak gören bir teşkilatız. Sendikacılığı kavga zemininde yapıp vesayete el ovuşturanlara inat, kavga zemininde rekabet değil, rekabet zemininde hizmet sendikacılığı diye sendikacılığa yeniden format atan teşkilatız. Onun içindir ki memur sen bugün gelinen noktada bütün toplumu kuşatan ve kucaklayan bir metaforla herkesi bir fotoğrafta buluşturabilmiştir. Başkanımız Necdet Güneysu başlangıçta "Türkümüz dünyayı kardeş bilendir. Gökleri insanın ortak tarlası" diyerek bizim bu anlamdaki makasımızın genişliğini, kucağımızın genişliğini ifade ederek hiç kimseyi diline, dinine, ırkına, rengine, şekline, mezhebine, meşrebine, milliyetine bakmaksızın tamamını bir çatı altında buluşturacak, gözyaşı ve alın terinin rengi dünyanın her yerinde aynıdır deyip, kan dünyanın her yerinde kırmızı akar diyerek, mazlumun ve mağdurun dini sorulmaz yaklaşımıyla alın terini evrensel bir uğraş, sendikacılığı evrensel bir
mücadele alanı olarak tanımlayan bir teşkilat olarak geldiğimiz noktada sendikacılığı ötekileştirmenin değil, kaynaştırmanın, buluşturmanın, kucaklaştırmanın, birlik ve beraberliği yeniden tesis etmenin adı olarak anlamlandırdık. Onun için üyesinin sosyal hak ve menfaatlerini, ülkesinin vesayetten arınmasını, korku tünelinden çıkmasını, teneffüs imkanı yakalamasını, ülkedeki demokrasinin ham demokrasi değil tam demokrasi olmasını ve bu milletin sırtındaki kenelerin milletin ensesinden düşmesini isteyen bir uğraş alanı olarak götürürken küresel anlamda insanlığın sorunlarına çözüm üreten mazlumun ve mağdurun coğrafyasını, ülkesini sormaksızın tamamına ilişkin sesini yükselten bir teşkilat olarak Memur Sen Bosna'ya, Somali'ye, sel felaketinde Pakistan'a, Mısır'a, Suriye'ye, Filistin'e, Telefar'a, cilve gözüne dayanıp Halep'e, din bağımızın olmadığı ama insanlık bağında ortak olduğumuz felaket ve afetin yaşandığı Filipinlere, Nepal'e ilk sesini yükselten ve yardım kuruluşlarını insani refleks için toplumsal vicdanı temsil etmek için bir araya getirebilen teşkilattır. Onun için küresel bir emek hareketinin Türkiye'de 1 milyon üyesiyle tüm konfederasyonların en büyüğü. Sendikaları bazıyla alırsanız Türkiye'deki sendikaların en büyüğünü oluşturan boyutuyla Türkiye'nin en büyük emek hareketi hem üyesine hem ülkesine hem de küresel anlamda insanlığa hizmet etmektedir. Başkanımız bizim toplu sözleşme sürecinde çalışanların hak ve menfaatleri konusunda yüzlerce kazanımın altına imza atışımızı özellikle vurguladı. Son toplu sözleşmede 213 kazanımla kalkışımız dünya sendikal hareketinde bir tarafa not edilmesi gereken bir hikayedir. Memur Sen iki toplu sözleşmede yüzleri aşan kazanımı ortaya çıkarmıştır. İlk toplu sözleşmede mutabakat sağlayamadığı için karşılıksız bırakmış ve masayı terk etmiş ve mutabakatsızlıkla daha sonra iş bırakarak oturma eylemi yapmıştır. Onun için Memur Sen ailesi olarak üyemize kazandırmaya, ülkemize kazandırmaya, insanlığa karşı duyarlı olmaya devam edeceğiz. Önümüzde çok önemli 3 noktadan bahsetti başkanım. Nisan, Mayıs ve Ağustos. Ağustos'ta 4. dönem toplu sözleşmemiz var. Önümüzdeki 2 yılı kapsayacak olan toplu sözleşme için 5 milyon 100 bin insanı temsilen tekrar masaya oturacağız. Ağustos'ta masaya toplu sözleşmede güçlü oturmak için yan yana duran birlerin bereket ve heybetini büyütmek için 1 milyon 111 bin 111 yolculuğumuz için yola koyulduk, ter akıtıyoruz. Ve ondan öncesi 16 Nisan. 16 Nisan son derece kıymetli bir tarih. Memur Sen ailesi 25 yıllık çeyrek asırlık mücadelesinde ilk günden bugüne kadar bütün konuşmalarında başat olarak anayasaya yer ayırmıştır. Çünkü bu ülke 61'de gelen darbe anayasasından sonra 82'de tahkim edilen Kenan Evren anayasasıyla millet iradesi kurumlara teslim edilmiş, millet iradesi egemenlik hakkını kurum ve kuruluşlar eliyle yönetecek bir mekanizmaya teslim edilerek geçersiz kılınmış bir anayasayla bu ülke yönetiliyor. Bu anayasaya ilişkin itirazımızı her defasında ifade ettik. Anayasa raporu, anayasa kongresi, anayasa sempozyumu, sahadan anayasaya araştırması gibi nitelikli çalışmalarla sesimizi yükselttik. Geçen yıl tam da bu zamanlar 16 kuruluşu bir araya getirerek yürütme kurulunu oluşturup 360 STK ile Türkiye Anayasa Platformu'na sözcülük yapıp, başkanlık yapıp Ankara'da 3000 kişinin katılımıyla Cumhurbaşkanı'nın katıldığı programda bu ülkenin tek sorunu ve en önemli sorunu ilk önce anayasadır. Hemen şimdi deyip siyasi partileri bu anlamda motive etmek için alana koyulmuş
kamuoyu baskısını oluşturmak için inisiyatif almıştır Memur Sen. Ama Türkiye'de siyasette 24 saat çok fazla derler. Siyasette sosyoloji çok hızlı değişti. Başbakanlar değişti, kabine değişti, 15 Temmuz yaşandı ve bu ülke işgal hareketiyle karşılaştı. Biz siyaseti uzlaştıralım, 62 maddeyi bari çıkarsınlar diye zorlayacakken siyaset doğal olarak uzlaştı ve önümüze şimdiye kadarki anayasa değişiklikleri içerisindeki en kapsamlı, en sistemli anayasa değişikliğini getirdi. Bundan önceki 18 değişiklik kozmotik değişiklikti. İlk defa köklü cerrahi müdahale yapılabilecek bir değişiklik geldi. Onun için Memur Sen ailesi daha Cumhurbaşkanlığından anayasaya ilişkin değişiklik onaylanmadan eylem planını açıklayarak Memur Sen'e davet tercihi evet diyerek 81 il 100 büyük ilçeden başlamak şartıyla bütün iş yerlerinde, bütün ilçelerinde, bütün köylerinde bu ülkenin bu süreci taşıyacağını en üst perdeden ifade etmiş ve besmeleyi çekmiş, yola revan olmuştur. Çünkü bunun kıymetini biz anlarız. Anayasa değişikliğinin kıymetini bu kitle anlar. Çünkü profesör buraya üye, doçent buraya üye, araştırma görevlisi buraya üye, öğretmeni, mühendisi, doktoru, hemşiresi, din görevlisi, bütün kamu görevlileri buraya üye. Bu ülkenin entelektüel beyni. Bu ülkede nelerin olduğunu, nelerin döndüğünü, bu ülkeye ilişkin hangi tuzakların kurulduğunu ve yarına ilişkin ne planların yapıldığını anlayacak olan kitle burası. Onun için referandum konusu siyasi partilerin yarış alanı değil. Referandum konusu mevcut hükümetle ana muhalefetin çekişme alanı değil. Referandum konusu bütün vatandaşların sahip çıkması gereken, bundan sonraki yılları ilgilendirecek olan bir değişiklik ve bu ülkenin en önemli ihtiyacı. Bu ülke 46'dan sonra, NATO'ya dahil olduktan sonra, devletin derin çukur tarafı diye ifade edilen Gladio yapılanmasıyla her 10 yılda bir sistematik olarak enselendi. 2000'den sonra 9 defa üst üste operasyon yedi. Bunu görecek olan, bunu anlayacak olan kitle burası. Çünkü bu ülke asla toparlanmamalı onlara göre. Hem içerideki uşaklara hem dışarıdaki sufle veren emperyal güçlere göre asla toparlanmamalı. Kurursa sulanmalı, boy verirse budanmalı, ortada bir yerde tutulmalı. Öyle diyor Oltadaki Balık, Türkiye kitabında Emin Değer. Başında dünyanın baş belası ailelerinden gelen, o Rockefeller'den gelen mektubu ifade ederken, Türkiye oltadaki balıktır diyor, yakalanmıştır. Oraya çok fazla eğilmeyin, diğerlerine yönelin. Ora oltada. Menderes, 50'de üretim ekonomisine geçmeliyiz dedi. Bizi kurtaracak şey üretim ekonomisi. Kredi arayışı için Amerika'ya gitti. Ona dediler ki, siz tarım ülkesi olun, tahıl yetiştirin, meyve yetiştirin, sebze yetiştirin. Olumsuz cevap aldı, geri döndü. Fatih Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'ı Rusya'ya gönderdi. Fakat bedelini ipte ödedi. Bu ülkede kim kabuğu kırmaya, kozayı kırmaya çalışıyorsa başına gelmedik bela kalmamıştır şimdiye kadar. Kesinlikle ama kesinlikle operasyonun dik alasını yemiştir. Ve Menderes'i idam ettiler. Üç arkadaş, ismini saydığım üç arayışı yapan kişiyi ipe çektiler. Ders kitaplarına 27 Mayıs'ı Demokrasi Bayramı diye yazdılar. Öğretmenlere, zoraki öğrencilere kutlattılar. Peşinden Cumhurbaşkanlığı seçimi vardı. İsmet İnönü'nün olduğu bütün siyasi partileri topladılar. Hepsinin önüne mutabakat zaptını bir odada dayadılar. İmzalayın dediler. Hiçbir siyasi parti Cumhurbaşkanlığına namzet göstermeyecektir.
Samsun Senatörü Ali Fuat Başgil. Böyle bir kepazelik olmaz. Bu vesayettir, bu bizi çiğnemektir, bu bizim irademize ipotek koymaktır diyerek hiç kimse aday olamıyorsa ben adayım deyip cesaret örneği gösterdi. Fakat anasından emdiği sütü, anasından emdiği sütü ağzından burnundan getirdiler. Dipçiğin ucunu gösterip derhal adaylığını çek. Derhal senatörlükten istifa et, derhal Ankara'yı terk et. Cevdet Sunay'ın geliş dönemi farklı değil. Fahri Korutürk'ün dönemi farklı değil. Kenan Evren'in dönemini anlatmaya gerek bile yok. 80'e giden süreçte bu ülke 5,5 ay mecliste 115 tur seçim yaptı. Cumhurbaşkanı seçmek için 115 tur ve seçemedi. Ülke kaosa gitti. Güneş Motel olayını mı, at pazarı kurar gibi milletvekili pazarı kurdukları zamanları mı? 28 Şubat'ta hükümetin ortağını ortasından yarıp Şemsiye Partisi çıkarıp ben şu kadar vekil aldım sen kaç tane aldın diyenleri mi? Mevcut hükümeti yıkıp topuk selamıyla görevi devralanları pijamayla karşılayıp sabaha manşeti kabine tamam diye basanları mı anlatayım size? Daha ileri gidip bu ülkede hükümetleri biz yıkar, biz kurarız diyenlerim. Necdet Sezer mi? Anayasa kitabı fırlatıp esnafın kasa fırlatmasına sebep olan, ortalığı allak bullak eden, Türkiye'yi göçerten, halka karşı sorumsuz Cumhurbaşkanı. Bu ülkede Cumhurbaşkanlığı seçimi tamamında kriz olmuştur. Tamamında. Sadece ve sadece son Cumhurbaşkanlığı seçimi hariç, çünkü onu halk seçmiştir, yapacakları bir şey yoktur. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı seçilme sürecini Allah aşkına bir hatırlayın. Türk filmlerinde o şeytani karakterin araya çıkıp evlenemezsiniz, siz kardeşsiniz dediği gibi birden bir ses duyuldu. Kalın gözlüklü adamdan 367 var. Olmaz. Dolayısıyla ülke krize kilitlendi, seçime gitti. Halkın Cumhurbaşkanını seçeceği zemini üretti ve stresi geriye bıraktı. Ondan sonra da yok 5 yıl mı, 7 yıl mı tartışmasına başladılar. Bize parlamenter sistemin faziletlerinden bahsediyorlar. Parlamenter sistem şöyle faziletli, böyle faziletli. Biz hiçbir faziletini görmedik. Biz hep rezaletini gördük. Osmanlı 600 yıldan fazla hüküm sürdüğü bir cihan devleti olarak Osmanlı'yı yöneten kişi sayısı 40'ı bulmadı. Amerika 228 yılı geride bıraktı. 44. başkan. Türkiye 93 yıllık cumhuriyet, 65. hükümet. 1,5 yılın altında bir hükümet. 3,5 dönemi çıkarın diyorum ben. Menderes'i, Özal'ı 2002'den sonra farklı hükümetler olsa da mevcut AK Parti hükümetleri dönemini çıkarırsanız buçuk olarak soruyorlar. Buçuk neresi? O da rahmetli savunan adamın sanayi hamlesi ve manevi kalkınma hamlesi diyerek hükümetin zekat miktarı başını bir miktarda ucunu tuttuğu o kısa dönemi çıkarırsanız geri kalanın tamamı bu ülkenin kaybettiği dönemdir. 38 yıla 37 hükümet. Bir yıla bir hükümet. Allah aşkına bir yılda bir belediye başkanının değiştiği, bir yılda bir il müdürünün değiştiği, bir yılda bir ilçe müdürünün değiştiği, bir yılda bir okul müdürünün değiştiği, bir yılda bir bakanın değişirken bütün bürokrasinin tepe takla sıfırdan bir daha değiştiği bir yerden bereket çıkar mı? Oradan bir hikaye çıkar mı? İte kaka geleceğimiz yer burası. Bu ülke krizlere gebe. Onun için bu zemini görmek, fotoğrafı anlamak durumundayız. Coğrafyamız yeniden dizayn ediliyor. 80'de İsrailli stratejist yazıyı yazarken
Irak üçe bölünecek, Suriye kristalize edilecek, Mısır istikrarsızlaştırılacak, Libya yok edilecek, Türkiye parçalanacak diyor. Bu bir öngörü değil. Bu bir planın adım adım uygulanacağının işareti. Yanı başımız paramparça. Vekalet savaşları, terör insanları katlederken arkasındaki güçler terör üzerinden bölgeyi dizayn ediyor ve yeni Haçlı birlikleri olarak terör konvansiyonel silah olarak ülkeleri diz çöktürme aparatı olarak kullanılıyor. 2016 yılında 16 terör saldırısında 600'e yakın insanımızı kaybettik. 2017 farklı olur mu derken ilk gün bize mesaj verdiler. Hiç umudunuzu artırmayın. Asla sizi rahat bırakmayacağız dercesine bizi terörle 2017'yi karşılattılar. Onun için bu fotoğrafı en iyi bu kitle anlar. Anayasa değişikliği ne anlama geliyor diye yapılan tartışmaları fotoğrafın büyüğünü görmeden küçük küçük puzzle'lara, küçük küçük noktalara hapsolup magazini tüketir gibi günü tüketen insanların etrafta olup biteni anlamlandırma şansı yok. Onun için dostlar, Memur Sen ailesi fotoğrafın tamamını gören küresel emperyalizme, vahşi kapitalizme ve istilacı siyonizme karşı kral çıplak diyen olayın farkında olan teşkilattır. Memur Sen demek bir bilinç hareketi demektir. Memur Sen demek bu ülkenin yeniden inşa hareketi demektir. Onun için Memur Sen'in bu süreçte inisiyatif almaması ihanet deşdeğer olurdu. Bütün olayı gören, fotoğrafı net olarak bilen bir teşkilat olarak. Biz bu ülkenin örgütlü gücüyüz. Bu ülkede demokratik zeminin sigortasıyız. Sivil oluşumlar demokratik zeminin millet iradesinin sigortasıdır. Sesi yükseltecek, sözü yükseltecek örgütlü kitlelerdir. Ama bu ülkenin şanssızlığı, bu ülkenin bahtsızlığı şimdiye kadar örgütlü olan kitlelerin adı sivil olup beyninin üniformalı olması. 71'de 12 Mart'ta darbecileri destekleyen bildiri yazan sendikalar sol sendikalardı. 12 Eylül'de ülkede darbe yapıldığında darbe hükümetine bakan veren sağdaki işçi sendikasıydı. Buradan cesaret alanlar 28 Şubat'ta tamamını sokağa çektiler. Beşini birden. Çünkü bu işlere teşne bir yapı var. 28 Şubat'ı yapanlar biz silahlı kuvvetler olarak üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra sivil kuvvetlerde dediler. 28 Şubat'ın 87. duruşması geride kaldı. Erol Özkasnak, genel sekreter, briefing adı altında sendikalara talimat vermişti. İsmail Hakkı Karadayı silahlı kuvvetler olarak üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra sivil kuvvetlerde diyerek görevi tevdi etmişti. Zamanın başbakanı rahmetli savunan adam Samsun'da bir konuşmamda değinmiştim ve altını özenle çizmiştim. 6 ay için, ikinci 6 ay için, yılın ikinci 6 ay için masaya gelen işçi sendikalarıyla şöyle bir diyalog yaşamıştı. Onlar masaya şartlı gelmişti. 15 isteriz. 20'yi zorlarsa kalırız ama 35'i veremezler. Basın kapıda hazır, talimat verilmiş. Sokak gerilmesi gerekiyor. Ortam karıştırılması gerekiyor. Dolayısıyla içeri girdiklerinde başbakana, başbakan 6 ay için ne istiyorsunuz dediklerinde %35 dediler. Rahmetli başbakan, siz deli misiniz? Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir ortamda %35 istemek neyin nesi? En azından enflasyon oranında zam isteseydiniz. Biz alın teriyle kazanan, evine helal ekmek götüren emekçi kesimi ezdirmeyiz.
diyerek %50'nin üzerinde vereceğini ifade ettiğinde oyun değişmedi. Çünkü ip Puşt'un eline geçmişti. Sokak ısıtıldı, darbeye davetiye çıkarıldı. 381 milyar dolar ülke kaybetti. 46 milyar dolar batık bankaların başındaki emekli paşalar marifetiyle yutuldu. Tansu Çiller'i destekleyen Dinç Bilgin 28 Şubat Araştırma Komisyonu'na kamu bankaları 20 şirkete karşılıksız kredi dağıttılar. Ekseriyeti medya şirketiydi. Ben de çok iyi servet yaptım ama 28 Şubat'ta haram karıştırdığım için tamamını kaybettim diyecekti. Bu ülke kaybetti. Görevi topuk selamıyla gidip alan imam hatipleri kapatacağım, 8 yıllığı uygulayacağım, MGK kararlarını tabana yayacağım diyen siyasetçiler topuk selamıyla görev aldılar, pijamayla karşılandılar ve millet tarihin çöp sepetine kapattı. Bu ülke Gölcük depremine gelen yardım paralarından memura maaş ödedi. İkinci ayı ne vereceğiz, nereden para bulacağız tartışması ve IMF'nin kapısında yalvarma seansları. Bu sadece bu ülkede dirayetsiz siyasetçilerin suçu mu sizce? Burada hiç onurlu durması, erdemli durması, dik durması ve ülke menfaatine hareket etmesi gereken sivil oluşumların darbeye ırgatlık, uşaklık, yandaşlık, payandalık yapmasından kaynaklı değil. Onun için alışmış kudurmuştan beterdir der büyükler. Bundan cesaret alanlar 2000'den sonra 8 defa bu ülkede operasyon çektiler. Dokuncusu ekonomik darbe girişimiydi. Ve hep aynı yöntemi denediler. Hep aynı yöntem. 3 tane yöntem var. Bu şablonu unutmayın. Bundan sonra olabilecek şeyleri etiketlemeniz açısından bu şablonu asla unutmayın. Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı olma döneminde köşke başı örtülü birinin eşi cumhurbaşkanı olabilir ihtimaline karşı mahşeri cümbüşçüler sokağa hareketlendirmeye çalıştığında, oyunları sırasıyla ortaya koymaya çalıştığında 3 Şubat'ta Cumhuriyet Gazetesi'nden bir yazı çıktı. 3 tane çıkış yolu var. O yazının başlığı çıkış yolu. Yazan kim? Doğu Silahçıoğlu. Kim o? 28 Şubat'ta Sultanbeyli'de heykel tartışmasıyla gündeme oturan, Sultanbeyli'de mütedeyyin camianın canına ot tıkayan ve asla hayırla yad edilmeyen omzu kalabalık paşa. Ne diyor? 3 yol var diyor. Nedir o? Siyasal yöntem, toplumsal yöntem, hukuksal yöntem. Ne demek? Siyasal yöntem mümkün değil diyor. Meclis aritmatiği buna müsaade etmiyor. Gen soru vererek bu hükümet düşürülemez. O zaman 2 yöntemimiz var diyor. 2 şeyi deneyebiliriz. 1 toplumsal yöntem, 2 hukuksal yöntem. Ne demek? Diyor ki sokağı karıştırıp, yönetilemiyor algısı oluşturup, örgütlü yapıları sokağa çekip, daha sonra davetiye çıkarabiliriz. Olmazsa hukuksal yöntemi denemeliyiz. Ne demek o? Diyor ki laiklik karşıtı eylemlerin odağı haline geldi deyip kapatma davası açabiliriz. Yapıldı mı? Yapıldı. İkisi de uygulandı. Cumhuriyet mitingleri, ordu göreve pankartları altında yürüyen cübbeli hocaların dersleri iptal edip sokağa çocukları çekmesi bu ülkede toplumsal yöntem arayışıydı. Olmadı. Menemen'den Ankara'ya yürüyüş başlatacak olan ve otobüs üzerlerinde biz kaç kişiyiz diye bağıranlar aynı yöntemi denemeye çalıştılar ve yanı başımızdan sağ taraftan topluma seslendiler. Kimdi başından konuşan? Özden Örneğin darbe günlüklerinde içimizde darbeye en hevesli paşa oydu dediği adam. En fazla darbe planı yapan oydu. O ne yaptı?
ADD'nin başına geçti. 41 tane yapıyı topladı ve oradan gelip muhtıra verdi. 28 Şubat arayış. Ama 3 gün sürebildi. Kirli ittifak dağıldı çünkü haksız çırpınış. 28 Şubatçılar özendiler. Beşli çete değil 41'li çete halka baskı için oluştular, buluştular diyerek deşifre edilen Memur Sen'in o süreçte 28 Şubat'ta 18 bin üyemiz vardı. Ne yapıldığını gördük. Sesimizi yükselttik ama gücümüz yetmedi. Yıl 2006 300 bin üyemiz var. Ankara'ya 1 milyon insan oturturuz ama bu ülkede demokrasiyi bir daha askıya aldırmayız. Ve kirli ittifak dağıldı. 3 gün sonra çöktü. Siteden bildiriler, imajlar temizlendi. Pardon deyip geçiştirildi. Olmadı. Kapatma davası. O zaman hukuksal yöntem canım. Google davası diye tarihe geçen hukukun siyasallaştırıldığı 54. hükümette hükümeti düşürdükten sonra parti kapatan Vural Savaşlar'ın talimatla iş yaptığı gibi hukuksal yöntem devreye girdi. Ve ülke bir kişiyle direkten döndü. Peşinden e-muhtıra. Allah'tan ki ülkede sosyoloji de değişti, siyasetçi de değişti. Şapkayı alıp kaçmak yerine hükümetten biri kürsünün başına geçti. Beyler geçti o günler, herkes işini yapsın, herkes işine baksın dedi. Olmazsa sıkıntı yok dediler. Çünkü birini kullanırken birini nadasa bırakıyorlar. Dediler ki sıra sol tarafa geçti. Gezi'den ses verdiler, 42'deydiler, tencere tava sesleriyle bir anda bu iş tamam diyerek umudu artırdılar. Abandıkça abandılar, domine eden soldaki sendikalardı. KESK ve DİSK'ti. Alanı domine edenler onlardı. Ama onları sufle edenler Soros'tu. Onları sufle edenler Şarp'ın diktatörlükten demokrasiye kitabını önlerine koyup bu modülleri uygulayın. Bu test edilmiş uygulamalardır deyip duran adam eylemi, polise çiçek sunan adam eylemi, millete lokma dağıtan, tatlı dağıtan adam eylemi gibi toplumsallaştırma, meşrulaştırma seansları düzenlediler. Millet de nereden çıktı bu duran adam dedi. Halbuki o kendi akılları değildi. Kendi akıllarıyla bu ülkede bir şey yapmadılar. 28 Şubat'ta içeriden bir müdahale değildi. Dışarının içeriye müdahalesiydi. Maşalar tarafından uygulandı.